Emre abiyle buluştuk akşam. Birazcık o da bana eşlik ediyor bu bazel gezimde. Emre abiye şunu sormak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya her yere dalıyor biliyorsun. İşte Paris'e kadar gidiyor, orayı işgal ediyor, ne bileyim. Zaten Rusya'ya sınırına kadar, Rusya'nın hatta belli bir kısmına kadar, Moskova'nın 30-40 kilometre sınırım yakınına kadar alıyor. Tabii. Niye dibindeki İsviçre'ye dokunmuyor? İşte onunla ilgili iki büyük sebep var. Hani rivayet dedik ama aslında rivayet değil, gerçek. Gerçi biraz daha öncesine gidersek, İsviçre'nin şöyle bir durumu var. İsviçre geçmişte ülkelere paralı asker temin eden bir konfederasyon. O zaman da resmi olarak ülkeydi, konfederasyondu. Ve gerçekten savaşçı bir millet. Zaten küçük küçük kantonlar bir araya gelip konfederasyonu kuruyorlar. Özellikle Habsburg Hanedanı ve diğer dış güçlere karşı direnebilmek için. Bu savaşçılıklarını nasıl nakde çevirebiliriz diye düşünüyorlar ve paralı asker satıyorlar diğer ülkelere. Hatta Vatikan'da Papa'nın güvenlik görevlileri de, Papa'nın şeyine gardları, bekçileri, onlar da İsviçre'lidir. Hala da İsviçre'lidir, o tradisyon devam eder. Gelenek. Vatikan'dakiler İsviçre'li. Şu an Vatikan'da Swiss Guard diye geçer, onlar hala öyle. Eskiden tabii bu İsviçre'ler paralı asker verdiği için öyle bir durum vardı ama bu paralı asker konsepti kalktıktan sonra da bir şekilde gelenek olarak Vatikan'ı hala Papa'nın şeyleri korumaları İsviçre'lidir. Fakat bu işte paralı asker işinin biraz nasıl diyeyim sana, rengi değişmeye başlıyor. En sonunda şey falan oluyor. Mesela Fransa İtalya ile savaşıyor. İki tarafta da İsviçreli askerler var, paralı askerler. İsviçreli asker İsviçreli askeri öldürüyor falan. Enteresan. İşte Fransız İhtilali sırasında yine Fransız sarayının korumaları İsviçrelilermiş de o askerler öldürüyor falan derken bu işi kaldırıyorlar. Şeyde de 1800'de işte 19. yüzyılda Napolyon bir giriyor İsviçre'ye, darma duman ediyor. Ve İsviçre bir karar arıyor. Tabii bu karar tek başına alabilirsin de hani dış güçleri nasıl bir şekilde hani kafa kolayacaksın. Diyor ki hani mesela bizde olsa vay işte ülkemize gelen mahvettiler, intikam alalım. Gerçi bütün ülkeler, İsviçre'ler diyorlar ki savaş çok kötü bir şeymiş, bundan sonra savaşmayacağız diyorlar. Tabii yine o diyeceksin ki tamam sen savaşmamaya, nötr olmaya karar verirsen diğer ülkelere bu şekilde nasıl kafalıyorsun? Ya bir sürü şeyi var, sebebi var. Bunlardan bir tanesi coğrafi koşulu. İşte ona geleceğim. O Almanların da saldırmamasının ikinci sebebi. Şimdi Almanlar niye saldırmadı? Birinci en çok yaygın bilinen de şeydir işte bu Nazi altınları, Nazi paraları. Var Nazi böyle bir şey? Var, var. Hatta yani o son 90'lı yıllarda patlamış. Bir, Naziler paralarını burada, işte altınlarını burada şey yapıyorlar. Hani muhafaza ediyorlar. İkincisi o hani işte katlettikleri ya da işte sürdükleri Yahudilerin mal varlıklarını ele konuyor, onların paralarını falan yine burada saklıyorlar. Hatta bunu çok kesin bilmiyorum, birkaç yerde okudum ama yani İsviçre'de hani Almanlarla papaz olmamak için bazı elindeki Yahudileri Almanlara teslim ettiğine dair yine rivayetten biraz daha fazla şey var, bilgiler var. Bu Alman paraları, şey Nazi paraları gerçek mi? Gerçek. Şöyle bir şey oluyor, ben de bunu buraya geldiğimde hani öğrendim. 90'lı yıllarda bir, yani ünlü biri değil ama bir Yahudi gazetecimle çıkıyor, diyor ki işte bu işin peşine düşüyor adam. Hani işte bu Naziler Yahudi paralarına konmuş, işte İsviçre'de saklıyor. Sonra savaş bitiyor, Yahudiler katledilmiş, sürülmüş, şeyler Nazi Almanya'ya yenilmiş falan. Bu paraların üstüne İsviçre konuyor. Muş tabii, bunu sonradan öğreniyoruz. Bu işte bir Yahudi, şimdi bilmiyorum kim olduğunu, bu işin peşine düşüyor, araştırıyor ediyor falan. Diyor ki ya diyor böyle böyle bir şey var, bizim Yahudi paraları, işte benim ailemin paraları, işte bilmem ne, İsviçre bankalarında. Ben bunu talep ediyorum diyor. Ondan sonra İsviçre bunu bir bakalım falan diyor. İşte İsviçre Milli Bankası, UBS falan. Gerçi o zaman UBS değildi galiba, sonra birleşince UBS oldu da. Tamam biz buna bir bakalım falan diyor. Sonra diyorlar, aa evet diyorlar, işte kayıtların şeyine gittik, kökenine gittik. 45 milyon frank civarında, işte frank bugün dolar euro ile eş değer, hani 45 milyon dolar ya da euro olarak da düşünebiliriz. Bu arada işimiz uzun, evet. Bayağı maşallah. Ama niye böyle oldu bilemiyorum. O takılmış bence. Bence de, gel kafasına geçelim. Kafasına mı vuralım, ne yapalım? Gel geçelim. Ondan sonra evet diyor, böyle 45 milyon frank civarı. Bence geçelim ya. Geçelim. Şuradan gidelim. Bak yandı. Bir para var böyle Yahudi ailelere ait, işte bunu ödeyebiliriz, zartut bilmem ne falan diyorlar.
İyi tamam. Ondan sonra bu adamın ardından diğer Yahudiler de bu hani şeyde soykırımda ailesini kaybetmiş 2. Dünya Savaşı'nda bunlar da bunun üzerine düşüyor falan derken. Şimdi tam rakamı yine unuttum ama bu 45 milyon dolar veya frank oluyor sana birkaç milyar frank. Öyle böyle değil yani ve bunu UBS, İsviçre Milli Bankası falan ödüyor 90'larda. İşte bu da böyle İsviçrelerin, tabii İsviçre halkı bunu bilmiyor. Bu onların çok gururuna dokunan bir hikaye. Bir yandan hani aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi hani bir yandan yediremiyorsun kendine, bir yandan da milliyetçilik duygularını şey yapıyorlar. O yüzden mesela 90'lardan sonra İsviçre'de milliyetçilik bu yüzden biraz daha fazla yükselmiş. Hani şey gibi görmüşler olayı. Hani dış güçler işte bizi sömürmeye, bizimle uğraşıyor falan tadında. Bu olay gerçek. Birinci sebep bu. İkinci sebep de bu da aslında doğru bir sebep. Hatta bu da hani Napolyon'dan başka kimsenin hani İsviçre'yi çok işgalle uğraşmaması. İsviçre'deki lojistik, yani İsviçre dağlık bir ülke. Tamam burası düz falan filan ama şuradan bir saat sonra gittikten sonra Alpler başlıyor. Bir, kolay işgal edecek bir ülkeydi. İkincisi zaten İsviçre'nin her zaman bir, yani eskiden de varmış, hala da o plan geçerli. İsviçre'nin işgal edilmesi halinde insanlar dağa çekilecekler, dağların tepesine. İnsanlardan yani kalsın halk mı yoksa halk asker mi? Çünkü herkes asker burada. Burada ya burada asker. İşte kaç, 20 ile 32 yaş arası her erkek askere gidiyor. İlk gittiğin sene birkaç ay işte temel eğitim görüyorsun. Ondan sonra her sene 4 hafta, 3 hafta mı 4 hafta mı askere gidiyorsun. Ve yine eski, ya burada tabii şeylerde böyle eski kurallar kolay kolay değişmiyor. Bir tehdit anında herkes anında mobilize olsun diye askerler silahlarını eve götürebiliyorlar. İsviçre zannedersen nüfus başına Amerika'dan sonra en sivil silahlanmış ülke. Şu an her erkeğin elinde şey var, makinalı tüfek var. Gerçekten mi? Evet. Ve bir şeyde, bir şarjörlükte mermi var. Amerika gibi. Herkes silahlı. Ama öte yandan tabii adamlar hiçbir şey olduğu için kullanmıyorlar yani. Avrupalı şey var, görmüşlüğü var. Hatta ben bir kere otobüse bindim böyle. Böyle işte senin benim gibi bir adam böyle şey. Böyle şey sırt yani, çanta silah var. Şöyle bir sırt, bildiğin şunun seninkinden biraz daha büyük bir sırt çanta var. Baktım sırt çantamızda bir tane namlu çıkmış. Bildiğin makinalı tüfek namlusu. Kimse de yadırgamıyor falan. Ben bunu arkadaşım, ya dedi işte şey dedi. Hani herkesin bir silah olduğunu biliyorum da otobüse de mi silahlı bilmiyorum. Ya işte orada şeye gidiyor dedi, antrenmana falan yani silah talimine falan gidiyor dedi böyle. Ama öte yandan son 20 senede bir tane işte bu Amerika vari bir şey oldu. Silahlı olay mı? Böyle silahlı olay oldu. Bir savaş olması halinde herkes anında mobilize olsun diye insanların elinde silahlar var. Ne olacak? Savaş, bir saldırı olduğunda herkes dağlara çekilecek. Düşmanı dağlarda bekleyecek. Hani şey olsun diye, hani Star Wars'ta vardı ya Higher Ground, şey Darth Vader, şeyle Anakin'le Obi-Wan'ın arasındaki, hani Higher Ground onlarda olsun diye. Bu arada büyük köprülerin hepsinin altında patlayıcı madde var. Bu da doğruymuş, ben bunu geyik zannediyordum, bu da doğruymuş. Ben bugün önden yürüdüm geçtim mesela, onun altında... Ha onlarda olmayabilir, yani şeylerde o dağları, hani o tarz, dağlık arazili köprülerde. Saldırı olduğunda onları da patlatıp, hani düşmanın şeyini de hani... mobilizasyonu da işte engelleyeceğiz. Dediğim gibi bu lojistik şeyi var ve bütün Fransa Almanya sınırına güzel bir yığma yaptığı için Almanlar da biz bunlarla hiç uğraşmayalım, Belçika'nın üzerinden Fransa'ya girelim diyorlar. O yüzden Fransa'ya 5 günde giriyorlar. Ama mesela hani İsviçre öyle bir ülke, çünkü Belçika dümdüz ülke. Elini konulu sağlı sayılara geçerse İsviçre o kadar lojistik açısından zor olduğu için işte bu iki sebepten tabii birinci da sebep daha arası. Belçika'yı falan da diskalifiye etmek vardı. Belçika'yı, Hollanda'yı falan biraz böyle hani haddinizi bilin. Aynen. Gibi şey de vardı tabii. Yani işte bu sebeplerden dolayı İsviçre bir şekilde 2. Dünya Savaşı'nda bulaşmadığı gibi bundan da çok yararlı çıkan bir ülke oluyor. Kanton, yarı kanton hikayesini anlatayım. Bu kanton mevzusunu anlat ya, evet. Şimdi kanton... bahsettin, kafamı kurcaladın benim. Bir kere daha anlatırsan belki oturur. Yani şimdi böyle iyice dibine girelim. Eskiden bu kantonlar işte eskiden bu hani bizde derebeylik deniyor ya da klan deniyor. Öyle federal. Öyle gibi. Ufak şeylermiş, topluluklar. İşte bu... O zamanlar işte 1291'den bahsediyoruz. Bu dış güçlere karşı henüzden birleşelim, hani şey yapalım. Hani tamam farklı şeyleriz. Hani bizde beylikler vardı ya işte Osmanoğlu Beyliği, işte Germiyan oğulları falan filan. Ama aslında baktığında hepsi Türk. Hepsi aynı dili konuşuyor. Burada da aynı şey. Yani hepimiz aynı dili konuşuyoruz. İşte aynı coğrafyadayız. İşte şeye karşı, neydi o? Dış güçlere, dış güçlere karşı, ki burada dış güçler Habsburg Hanedanı. Ona karşı bir birlik. Çok düşmüş. Çok düş hemen dibinden. Ona karşı bir şey oluşturalım, birlik oluşturalım. İlk üç kanton birleşiyor ve şey,
Ve bunu gizli yapıyorlar. Belli olmasın. Dış güçlere karşı. Bu arada o üç kanton birleştiğini ilan etse bile yine Habsburg'un çeyreğe kadar falan güçlüdür tahminimce. Ya, tabii canım yani İsviçre komple yani ama. Değil mi? Ama şeyler de adamlar aynı zamanda tabii gerilla taktiğiyle savaştıkları için işte. Savaşçılık özellikleri de var tabii. Bir yandan öyle. Bu üç kanton Uri, Unterwalden bir de Schwyz. Kantonlar birinin adı Schwyz. Tamam mı? Bunlar şu anda olan kantonlar mı? Hala var. Tamam, Unterwalden'a geleceğim. O ayrılıyor. Dağılıyor onlar. Okay. Ondan sonra bu üç kanton 1291'de birleşiyorlar. Şimdi o 1291'deki birleşmeyle ilgili bir sürü rivayet var. Şimdi 1841'de anayasa kurulup artık İsviçre ülke haline geliyor. İşte diyorlar ki ya bizim bir tane de milli bayramımız olsun, kuruluşumuz ne? İşte bu şeyle ilgili ilk yemin deniyor işte şuvur. Bu ilk üç kantonun bir yemin edip bu konfederasyon ilk konfederasyonun adımlarını atması doğru. Bununla ilgili işte tarihi belgeler diyorlar. Bulabildikleri en erken belge Ağustos 1291. Burada İsviçre'nin 5 tane resmi ismi var. Fix resmi ismi Confederatio Helvetica. O SHCH oradan geliyor. Confederatio Helvetica. Öyle denmesinin sebebi de bu yöreye Romalılar zamanında Helvetia deniyormuş. O da şeyden dolayı burada İsviçre'de Germen ırklarının önünde Kelt ırkları varmış. Buradaki o Kelt şeyinin adı galiba Helvetler. Kendinin CH olmayan, yani kısaltmasının CH olması da Konfederasyon Helvetica. Helvetica bu arada font ismi olarak ben biliyorum da. Ama onu zaten İsviçre'liler çıkardığı için o font onun ismi. Onun hikayesini bilmiyordum ben mesela. Ha, o da İsviçre'de çıkarılmış bir font. O yüzden adı Helvetica. Ama bunun yanı sıra tabii ülkenin konuştuğu dört diğer resmi dilde ki bunlardan biri Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanş. Romanş diye böyle bir sadece 50 bin kişinin konuştuğu bir dil. Bunlar tek başına bir kanton herhalde Roma dilini konuşanlar. Yok yok, bir kanton içinde bir güruhlar. Bir kanton bile değil. İtalyanca konuşan tek kanton var. Fransızca konuşan, full Fransızca konuşan galiba 2 ya da 3 kanton vardı. Bir de böyle yarı Fransızca, yarı Almanca böyle çift dilli kantonlar var. Ama çoğunluk Almanca yani %63 Almanca, İsviçre Almancası. Ve bu insanlar diyorlar ki biz Alman değiliz. Değiller ama gerçekten değiller. Yani Meksikalılar da İspanyolca konuşuyor ama İspanyol değiller. Ha kökenleri İspanyol tamam onlar bunların da kökenleri. Tamam bunların da kökenleri Cermen. Ya Cermen yok Germen ama ya bu bir de bu şeylerde bu küçük dağ köylerinde ya bırak Almanları adamlar birbirlerini izole yaşıyorlar. O yüzden zaten mesela her kantonun ayrı bu kadar Marmara bir bölgesi kadar ülkede her kantonun ayrı diyalekti var. Hmm. Ya bizde tamam hani işte Güneydoğu aksanı vardır işte Karadeniz aksanı vardır bilmem ne Ankara ama burada dedim ya Marmara bölgesi kadar bir yerde 10-15 tane aksan var. Çünkü o kadar izole yaşamışlar ki birbirlerinden bu dağlık, zor şartlardan falan. Tamam belki genetik olarak farklı bir ırk değil ama kültür olarak çok farklı bir ırk. Çok değil ama farklı bir ırk. Bazel'in katılışı 1501. Diyeceksin ki bu kadar nasıl net biliyorsun? Çünkü ben Bazel'e geldiğimde 2001 yılıydı. 500. yıl şeyleri vardı. Oradan aklımda kaldı. Aslında Bazel diğer kantonlara göre geç katılmış. Kantonlar bugün de çok bağımsızlar ama o zaman full bağımsızlarmış. Yani merkezi bir hükümet yok. Her kantonun başka para birimi var. İşte tam Germiyanoğulları. Aynen ve yani, kantondan kantona geçirirken böyle hani tamam o zaman pasaport falan yok ama yine böyle bir kimlik bilmem ne gümrük kontrolü falan filan oluyor. Bir de o zamanlar artık hani ülkeler işte krallıklar da böyle bir unifikasyon yapıyorlar işte cumhuriyetler falan filan. Yani biz de o zaman böyle bir tamam yine kantonlar bağımsız olsa bir ülke olalım diyorlar. İşte bir şekilde ilk önce galiba Lutzen oluyor sonra Bern'de hükümeti oluşturmaya şey yapıyor. Bu arada Bern hala, Bern mesela Wikipedia'da falan Bern için şey der. İsviçre'nin de facto başkenti. Yani başkenti aslında İsviçre'nin başkenti yok ama merkezi hükümet orada ki merkezi hükümetin sorumlulukları çok kısıtlı. Her şey yerel hükümetlerde. Birazcık göstermelik. Sembolik. Ha, göstermelik. Yani merkezi hükümete bağlı olan şeyler işte ordu, İşte otobanlar ne işte şeyse işte posta ama mesela polisler falan bile yerel hükümetlerde. Hani bazıları polisler işte Zürih polisler. Mesela Zürih'teki polis Bern'dekine karışamaz gibi bir şey. Tabii. Bu zaten Almanya'da da bildiğim kadarıyla öyle. Hani galiba öyle. Eyalet sistemi olduğu için aynen. Hani Bayern'deki ne bileyim işte Bern'e karışamaz ya da Bern'deki Bayern'e karışamaz aynen. Gibi bir şey söz konusu. Kanunlar, vergi tarifeleri çok farklı. Yani bazı işte kantonlarda %20 gelir vergisi, bazı kantonlarda %8. Falan işte öyle şeyler var. Mesela işte o Zug diye bir kanton var Zürih'in güneyinde. Çok farklı bir kanton. Orada gelir vergisi %8. Hep zenginler orada yaşar. Ya da hatta şeyler var. Zug'da gerçek kişilikten çok tüzel kişilik vardır diye. İnsanlar şirketler orada kurarlar işte az vergi ödemek için falan. Niye böyle peki? Amaç? O tamamen kantonların karar verdiği bir şey. Yani insanları cezbetmek için.
ya da uluslararası şirketleri falan belki. Aynen, aynen. Twitcher üzerinden para aklama ya da bu gibi şeylerin şeyi o mudur? Yani orası mıdır belki? Yani öyle muhabbetler var ya. Orası para aklama her yerde yapılabiliyor. O yani şey işte o işte bu özel bankalar var. Oradaki o işte numaralı hesaplarda falan yapılıyor da. O yani o vergi muhabbeti tamamen işte bir zengin insanı ya da şirketleri çekebilmek. Hatta şey falan da yapılabiliyormuş. Ya mesela işte bu mesela Formula 1 yarışçıları falan hep İsviçre'de, Michael Schumacher İsviçre'de yaşıyor, Lewis Hamilton İsviçre'de yaşıyor. Niye? Çünkü adam Almanya'da %50 vergi ödeyecek burada. Hatta bırak %8'i anlaşma da yapabiliyorsun vergi dairesi. Diyorsun ki yani işte benim senelik 50 milyon dolar gelirim var. İşte 50 milyon doların %10'u 5 milyon dolar. Ya ben size senede 2,5 milyon dolar versem olur mu? Olur diyorlar, anlaşıyorsun. Bu arada sadece kanton değil hani Gemeinde'den, yani işte belediyeden belediyede de vergi oranları, şey kurallar değişebiliyor. İşte mesela milli eğitim değişiyor. Bazel'de ilkokul değil de bir de ilkokul öncesi bir, ona ne deniyor, bir şey deniyordu. Ona başlama şeyi var. Bazelstadt'ta o 4 yaşında başlatıyorsun. Ama Bazelland'da 5 yaşında başlatıyorsun falan, öyle bir kanun farkı var. Türkiye hükümeti hep koalisyonel. Zaten öyle bir koalisyon değil diye bir şey yok. Yani öyle bir şey var. O 7 sandalye işte şeylerin, neydi o, partilerin oy oranlarına göre dağıtılıyor. Ama yine bir partiye galiba 2'den fazla ya da 3'ten fazla verilmiyor galiba. Ama şey çok güzel. Yani mesela işte Bundesrat seçim yapıldı. İşte A partisi, B partisi, işte sosyal demokratlar, liberaller, sağcılar falan filan. İşte en çok oyu sağcılar aldı. İşte 3 koltuk sizin, işte sosyal demokratlar 2 koltuk sizin, işte 1 koltuk liberallerin, 1 koltuk yeşillerin. Ve şey partiler işte o koltuklara, o bakanlıklara kendi adaylarını, işte bizdeki olduğu gibi, nasıl işte bizde gerçi artık hani tepeden belirleniyor da orada da belirleniyor ama her parti en az 2 aday çıkarmak zorunda. İşte atıyorum İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı diye bir şey işte sağcı partinin, SVP'nin. Ben şey işte Andreas'ı buraya atıyorum diyemiyor. En az 2 aday çıkarmak zorunda ve o 2 adaydan ve 3 aday, kaç aday olursa onlardan bir tanesini yine bütün meclis seçiyor. Diğer partiler, yani diğer partide evet. Artık kendilerine göre birini seçiyor. Evet. O yüzden yani kafana göre birini atan, hatta işte bu SVP'nin, işte bu sağcı partinin kurucusu. SVP bizdeki SDU mu oluyor? Denkliği anlamında. Merkel'in partisi gibi. Aslında sizdeki şey oluyor, AFD oluyor. Irkçı bir parti mi bunlar? Tabii ırkçı. Bayağı. Şu an bunlar başlıyor mu? Başta değiller ama şey yine o koalisyon en büyük ortağı. Koalisyon en büyük ortağı onlar. Ama bir yani şey, yine ülkenin kanunlarını manipüle edemiyorlar yani. Bu arada bunların ırkçılığı da öyle Alman, yani İsviçre'nin ırkçılığı bile, yani o sadece bla bla böyle şey. Nedir yani en ya bu adamların, radikal, en sert açıklamaları ya da ya şöyle söyleyeyim, bu adamların diye derdi, yani gerçi AFD de galiba bu şeyle geliyor da, ya bu adamlar diyorlar ki burada yaşamak isteyen yabancı bizim gibi yaşasın. Ha yaşasın ha diyorlar. Tabii. Ama onlar ırkçı değil ki ya. Ha? Irkçı değil onlar. Ha zaman işte ha. Irkçı bizdeki benim, ırkçı şey direkt. Göçmenler kendi ülkelerine dönmeli. Almanya Avrupa Birliği'nden çıkmalı. Avrupa Birliği çok boktan bir şey. Euro'dan çıkamalı. Kendi paramıza dönmeli. Hani AFD tam olarak bunu söylüyor. Ha yok ya da yok. Almanya olarak kalmalı ve göçmenler gitmeli. Hani mesela onların direkt böyle net bir açıklamaları var. Yok yok, bu SVP'nin jargonu. Ha, bunlar da Avrupa Birliği'ne karşılar. O tamam. Ama şey, bunların şey... Bunlar zaten ama Avrupa Birliği değiller. Değiller ama girmeye karşı de karşılar. Ama yani böyle radikal söylemleri var işte de. Hani bunların isteği hani bizim gibi yaşayan yabancılar yaşasın. Ama işte entegre olmayan, işte kâla, yani kendi kültürünü yaşatmak isteyen, işte krimine... Mesela bunların bir şeyi vardı, bir referandum yapmışlardı. İlk önce şeydi, suç işleyen yabancı sınır dışı edilsin. Ama ondan sonra şey dediler, ya ulan zaten bu adamlar hani... Hani zaten bunu göz almışken bunu daha yükselttim. Suç işleyen yabancı ailesiyle birlikte sınır dışı edilsin diye bir referandum konusu açtılar, yaptılar. Oylandı mı? Çok ucu ucu oylandı. Bir de şöyle bir şey var. Tam referandum oylanıyor da bir de böyle genel insan haklarına aykırı bir şey çıkınca da hani onu tabii ki yürürlüğe sokamıyorlar. Yapacaklar. Ben hiç anlamıyorum ya sizin dilinizi. Ben de anlamıyorum. Bir de kimse anlamıyor zaten. Bir de bazı kantonlar var. Mesela bu Zermatt köyünü biliyor musun? Matterhorn Dağı vardır. Toblerone'un logosu olan. O Matterhorn Dağı'nın olduğu işte o kanton Valiz, o da çift dilli kanton, hani hem Almanca hem Fransızca konuşuluyor. İşte Almanca adı Valiz, Fransızca adı Vale. Oradaki aksanı diğer kantonlar da anlamıyor. O bayağı bunu, sert. Evet, şey. O bayağı sert. Bizdeki yani işte Karadeniz'deki bir dağ köyündeki işte, amcanın konuşması gibi bir şey herhalde. Onlar da anlamıyor. Çelişkili bilgiler vardır. Bazı yerlerde İsviçre'de 24 kanton vardır, bazı yerlerde 26 kanton vardır. Kaç tane var?
Onda da karara varamamışlar. Teknik olarak 26 tane hükümet var, evet. Ama şey diyeceğim, bu 26 kantonun 6'sı yarı kanton. Şimdi yarı kanton yarı ne? Yarı kanton ne? Evet, dünyanın en saçma şeyi açıkçası yarı kanton. Hani eskiden tek kanton olup sonra belli sebeplerden dolayı bu ayrılan kantonları yarı kanton yapmışlar. Mesela Basel. Eskiden Basel tek kantonmuş. Ama yine işte hükümette işte şehirler burjuva zengin, köylüler köylü, çiftçi fakir. O yüzden hep şehirlerin şeyi oluyormuş. Borusu ötüyormuş. Borusu ötüyormuş. Ha, güzel söyledim. Bu köylüler de ya demişler, yani biz de eşit hakları istiyoruz. Bizim de eşit şeyimiz olsun, oyumuz olsun. Olur da olmaz da falan deyince en sonunda bu köylüler veya lantlılar, taşralılar, işte buradan yaklaşık 13-14 kilometre ileride bir köy var, Bad Bubendorf diye. Orada bir otelde, aynı bizim Kuvayi Milliye nasıl, hani biz İstanbul hükümetini tanımıyoruz, Ankara'da kendi bağımsızlığını ilan ediyorsa, onlar da biz burada kendi bağımsızlığımızı ilan ediyoruz diyorlar. Bunlar diyorlar ki vay edemezsiniz, edersiniz. İşte ara yolda, hatta tabii şimdi geçmeyeceğim oradan da, işte ileride Prattenliğe bir şey var, ilçe ya da belediye var diyelim. Şu an orada böyle IKEA'lar, MİKEA'lar, böyle şeyler var, böyle sanayi bölgesi. Orada savaşıyorlar. Bu savaş birkaç gün sürüyor. Bir 100 kişi bile değil, 90 küsur kişi falan ölüyor herhalde. Ama bir şekilde o savaşta herhalde, yani Bazerlantlar şey çıkınca oturup anlaşmaya veriyorlar. Tamam diyorlar, ayıralım kantonları. Ve Bazerstadt ve Bazerland diye ikiye ayırıyorlar. Ama bunlar yarı kanton olarak. Şimdi yarı kanton ne özelliği var yarı kanton? Şöyle bir özelliği var. Bu da çok tırt bir özellik açıkçası. Tahmin ediyorum, o sayınları gönder. Demin bahsettim ya, senatoda her kantonun iki temsilci hakkı var. Bu yarı kantonların tek hakkı var. Yani mesela şimdi Zürich'ten iki tane senatör gidiyor. Bern'den iki tane senatör gidiyor. Basel-Stadt'tan bir tane, Baselland'dan bir tane gidiyor. Tamam, yani şey, Basel'i yarı yarı temsil ediyorlar, evet, gibi. Ama onun haricinde tamamen ikisi de ayrı kantonlar gibiler. Yani kendi ayrı kanunları var. İçişleri başlayan falan mı? Farklı, ayrı. Komple farklı. Bu arada Appenzell Innenrode'un olanın da vergileri düşük. Orası da böyle bir vergi cenneti. Ayrıca Appenzell Innenrode'un çok enteresan özellikleri de var. Çok küçük bir kanton. Yani ne, 15 bin kişi falan yaşıyor herhalde. Zaten bir şehir, bir kanton. 15 bin kişi falan yaşıyor. Çok böyle muhafazakar bir Schwyz kantonu da öyle. Schwyz, şey, Appenzell falan, bunlar böyle çok... Yani şeyin, hatta İsviçre'nin Yozgat'ı falan denir. Deriz biz daha doğrusu. Çok muhafazakar kantonlar. Appenzell Innenrode'un, ya bunu eğer bilmiyorsan, bu bilinen bir şeyde de çok şaşıracaksın. İsviçre'de kadınlara seçme seçilme hakkı 1971'de verildi. Çok geç. Geç verildiğini duymuştum. Evet. Ama bunu bütün kantonlar uyguladı ama Appenzell Innenrode'un uygulamamış. Ve 1992'ye kadar, kadınlara seçme seçilme hakkı ve şey yapıyor, mesela referandum yapılıyor, kadınlara seçme seçilme hakkı verilsin mi diye. Referandumda erkekler gidiyor tabii. Bu arada bırak erkekleri, Appenzell'li kadınlar da, ya benim kocam benim yerime oy veriyor, ne gereği var benim oy vermemin kafasında. Bayağı modalar. Tabii. Ya bildiğin şey modu, yani böyle taşralı modu. En sonunda 1992'de artık Bern'deki hükümet, yani yeter artık falan diyor, yani bu artık insan haklarına aykırı deyip, onlar ilk, yani çok nadir merkezi hükümetin yukarıdan kantona hani baskı uygulaması şey yapıyorlar. Ama onu da demokrasi için yapıyorlar aslında. Yani evet, artık bu yani yeter falan. Bu yani çağ dışılık yani. Benim rahmetli babamın... Cidden Afrika'daki bir kabileye dahil olun burada. Babamın bir lafı vardı. Demokrasinin de fazlası fazla. Yani tamam, orada demokrasi bir referandum yap atalım, yabancıları öldürelim mi diye belki %60 evet çıkacak yani, artık bu kadar da hani çoğunluğun demokrasi istememesi demokrasi midir falan hani muhabbeti var ya. O hesap. Bu arada artık şuradan ötesi, yani biraz ötesi işte sağ taraf. Yani burası, şu gördüğümüz hala İsviçre'de. Biraz daha ileriye gidince nehrin sağ tarafıydı, kuzey tarafı Almanya. Daha doğrusu şey, doğu tarafı, batı tarafı da Fransa. Fransa. Bu büyük binalar şu Novartis firmasına ait. Şu büyük bina Roche'a ait. Şehrin en büyük iki firması ki dünyanın en büyük ilaç firmalarından biri.